Kullandığınız banka hakkında bilgi alabilmek için hakkında kısmından sayaçtan bankanızın süresini seçin. Tüp aramalarında Bilecik, Afyon, Karahisar, Giresun, Kastamonu bul. Aranan kelime ise kredi borcu erteleme, kredi borcu erteleme şeklinde. Başlayalım. Gördüğünüz gibi burada Yapı Kredi'nin onaylı hesabı, Twitter hesabı. Kamu bankası olmamasına rağmen, özel bir banka olmasına rağmen faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan tanıyacağız ifadeleri kullanılmış. Yapı Kredi, koronavirüs sebebiyle destek sağlayan bankalardan bir tanesi şu an. Diğer bankalara da bakacağız. Hangileri destek sağlamış, hangileri sağlamamış. Bu arada tüm bankaların ortak bir noktası şu. Tüm şubeler hafta içi her gün yalnızca öğlen 12 ile akşam üzeri 5'e kadar açık saatleri arasında hizmet verecektir. Zaten burada gördüğünüz gibi yazıyor. Yani Yapı Kredi koronavirüs nedeniyle bir ikinci bankamız kamu bankası olan Halkbank. Halkbank zaten kamu bankası olduğu için 5000 TL'ye kadar para çekebilirsiniz. Mobil, kare kodla, kartsız para yatırma işlemlerinizi ücretsiz yapabilirsiniz. Parafile 250 TL'ye kadar şifresiz temassız işlem gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bank. Garanti Bankası kamu bankası olmamasına rağmen bu da ülkemiz adına desteğini göstermek. Paylaşım 4 saat önce yap. Ben bu videoyu gece çektim. Yani 23 Mart akşam 11 gibi paylaşım yap. Garanti Bankası da sonradan dahil oldu. Destek verme. 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteleyeceğiz. Ticari kredilerde mevcut kredilerin ana para ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilecek. Sonrasında firma akışına göre yeniden yapılandırma sağlayıp gönderi bırakmış. Akbank yine bir kamu bankası olmamasına rağmen Akbank'ta koronavirüs salgının ekonomideki etkileriyle mücadele için Akbanklılara destek şeklinde bir yazı bırakmış. 5000 TL olmak üzere 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Yine aynı şekilde ana para faiz ve talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir şeklinde yazı var. Bir diğer bankaya geçelim. Türkiye İş Bankası. Çalışma saatleri gene dediğim gibi 12 ile akşam üzeri 5 arası. 7 saat önce ekonomiye destek paketi ile sizlerin yanınızdayız şeklinde bir link bırakmışlar. Buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu linkleri hakkında kısmında vereceğim. Bu video yani çok uzar çünkü o detaylara da girersem çok uzar. Bir diğer bankaya geçelim. İş Bankası da dediğim gibi destek veriyor şu anda. QNB Finansbank kredi erteleme desteğimiz ile müşteriler yanınızdayız şekli görsel bırak. Bankamızdan kredi kullanan bireysel ve tüzel kişiler, tüzel müşterilerimizin ödeme sıkıntı çekmeleri durumunda kredi ana para, faiz ve komisyon ödemeleri 3 ay erteleyecek. Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerimizden de nakit akış problemi yaşayanlara 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlayacağız şeklinde bir yazı var. Kredilerinde erteleme talep eden tüm müşterilerimiz çağrı merkezimiz üzerinden başvuru yapabilecektir. Ziraat katılımda zaten kamu bankası, devlete ait bir banka olmakla birlikte Ziraat Bankası da şu an için koronavirüs salgını ekonomiyi etkilemesi, ekonomik etkilerini en aza indirmek için alınan önlemler kapsamında yeni destek adımları atıyoruz şeklinde detaylı bilgi için. Dediğim gibi bu linkleri hakkında kısmına bırakacağım. Bu sadece hangi banka erteleme sağlıyor, hangi banka erteleme sağlamıyor bununla alakalı bir video olacak. Vakıfbank gene aynı şekilde. Vakıf katılım yine aynı şekilde. Finansal istikrar kalkanı kapsamında ekonomimize destek oluyoruz şeklinde bir link bırakmış. Gene aynı şekilde destek 11 saat önce paylaşılmış. 23 Mart'ta paylaşılmış. Al Baraka Türk. Değerlerinize değer katıyoruz şeklinde slogan değil. Al Baraka Türk koronavirüsle alakalı pek bir şey yazmamış. Sadece evde kal Türkiye. Buna ek olarak çeşitli sektörlerde online eğitim alabileceğin pek çok site var şeklinde birkaç tane link bırakmış bize. Yani Al Baraka Türk henüz şu an için koronavirüs kapsamında destek sağlamıyor. Kredi ertelemesi ile alakalı. Bir diğer bankaya. Şimdi bu İBA banka ve bundan sonraki göstereceğim bankalar kredi erteleme desteği sağlamamaktadır. Videonun başında ilk başta gösterdiklerim sağlamaktadır sadece. En azından şu an için. Twitter hesaplarından takip ederseniz kendi bankanızla alakalı onaylı hesaplara özellikle sahte hesaplara dikkat edin.
olaylı hesapları takip ettiğiniz sürece zaten bilginiz olur. Fiba Bankası destek vermemektedir. Bir diğer banka ise Türkiye Finans. Evde kal hashtag ile Türkiye Finans da destek vermemektedir. Bir diğer banka. Bir diğer bankamız ise Kuveyt Türk. Kuveyt Türk koronavirüsüyle alakalı pek bir paylaşım yok. Sadece 17 Mart'ta kaç önlem almış. PTT ve diğer tüm banka ATM'lerinden hiçbir komisyon ödemeden ücretsiz para çek 24 saat hizmet vermeye devam etmek. Para çekme limitini 5.000 TL. Bu da henüz kredi borcu erteleme şeklinde bir gönderi paylaşmadı. Odea Bank sabitlenmiş tweet'te 10 Şubat'ta gözüken bir reklam var. 9 saat önce paylaşım yapıldı. Salı gününden itibaren şubelerimiz 12 ila 5 saatler arasında hizmet verecektir şeklinde. Şekerbank, onların da henüz korona salgını ile alakalı kredi erteleme gibi bir gönderisi bulunmamaktadır. Türk Ekonomi Bankası TEP de işte 19 saat önce paylaşmış en son gönderisini. İNG Türkiye. İNG Bankası da aynı şekilde dediğim gibi. Saatten sonra göstereceklerim henüz, yani bu video 24 Mart'ta atılacak. 24 Mart'a kadar destek verenler videonun başında. Destek vermeyenler videonun sonunda şeklinde paylaştım. İNG Bank da aynı şekilde. Denizbank, evde kal hashtag ile koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla hafta sonu aldığımız mesai saatleri değişiklik kararı müşterilerimizin bilgilendirmesine temin. 24.03 Salı gününden itibaren devreye alınmıştır. Haricinde Alternatif Bank birlikte hep ileri sloganı ile en son 23 Mart'ta paylaşım yapılmış. Gene aynı şekilde çalışma saatleri paylaşılmış. Ekstradan bu videoda hangi banka hangi sürede şeklinde alttan ilerletebilirsiniz bu arada. Videonun sonuna kadar izlediyseniz, videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olun ve yorum atmayı unutmayınız. Kanalın daha iyiye gidebilmesi için yorumlarınıza ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.